والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dersimizin konusu program. Bu dersi daha önceden çarşamba dersinde 2 saat olarak yapmıştık. İki dersi toplayıp cem edip bir derste sizlere sunmaya çalışacağım. Program konusunda yabancı olanlar olabilir. Yani en basit seviyeden başlayarak günlük hayatta kullandığımız program ile Risale-i Nur'daki misalleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Program bir dersi anahtar olarak, kendisi bir anahtar olarak program iki dersini açtı. İnşallah program iki dersi de bir miftah olup çok hakikatleri alemimize açar. Derse bir önermeyle başlayacağım. Birisine iyilik veya kötülük yapabilecek durumdayken ve o kişi de bizim ona nasıl davranacağımızı hatırlamayacak olsa, aynı zamanda bundan da hesap sorulmasa sen ne yapardın? Önermemiz bu şekilde. Şimdi derse başlıyorum. Programı programdan sorduğumuzda... Bir dakika, onda o önermede ne kastettin? Abi vicdanı tam tefessü etmeyen, bilerek şerri işlemez diyor ya. Yani vicdanı övmediyse bir kişi bu kötülüğü yapmayacaktır. Yani hesap da sorulmasa. Hesap da sorulmasa, evet, evet. Vicdanına muhalif yapamaz. Yapamaz abi. Evet. Çünkü vicdan sürekli iyiliği, doğru, kötü üzerine kurulmamış. Yani doğuştan o sıfırdan hayır üzerine kurulduk. Daha sonradan kötülük yolunu biz açıyoruz. O zaman korku, imansız olacaksın, buna kötülük yap gibi içsel doğmalar tamamen şeytandandır, vicdandan gelmez böyle bir şey. Evet, evet. Fıtratına zıt. Biz aktif ediyoruz. Evet. Güzel. Yani kendini tanımladın mı, kendini bildin mi, neyin nereden kaynaklandığını biliyorsun. Programı programdan sorduğumuzda bu programı yapan benim cinsimden, program cinsinden olamaz diyor. Bu sistemi kuran bu sistem cinsinden değildir. Enter'a basan elin programa müdahale edenin yazılım program cinsinden olmadığı gibi. Ya da bilgisayarımız arızalandı, programı, Windows'u çöktü, yazılımı bozuldu. Bunu tamir etmek için başka bir bilgisayarın yanına bırakıp sağlam bilgisayardan onu onarmasını bekleyemeyiz. Ya da çamaşır makinemiz bozuldu. Komşuya gidip de sizin çamaşır makinesi müsaitse bizimkine bakabilir mi, neyi varmış diyemeyiz. Çünkü ikisi de yapılan şeyler, aynı cinsten şeyler. Çünkü programı yazan programdan öncedir. Aynen öyle de bu kainat yapılırken bu akıl kullanılmamış. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmamış. Evet. Benim aklım yapılırken benim aklım kullanılmadığı için bu akılla bu aklı yapanı anlamak kolumuzdaki saatin bizi tanımasına benzer. Eğer bu aklı verene bu aklı bağlamazsak hadisata ikinci sözdeki kardeş gibi yoku var gösteren vehminin gösterdiği surette hakikat zanneden kardeş gibi bu kadar asar, terakkiyat ve kemalet gösteren bir memlekette cehennemi bir haleti yaşarız. Divane olduğundan bir musiki, davul zurna ile askere alım için yapılan şenliği, getirilen tekbirleri ecnemi olduğundan divanelik zanneder. Bu sıralar bu hadise 2-3 gün önce garajdaydım. Çok gördüm. Her yerde bir ahsa asker var. Mesela Esenler Otogarı'na gelmiş bir İngiliz, bizim bu şenliğimizi ecnebi olduğu için, bu hakikatleri anlamadığı için, çünkü kendisi bu intizama yabancı, bunlara niye müsaade ediyorlar, tutuklamıyorlar diyebilir. Çünkü aracın önüne geçiyorlar, işte askere gösteri yapıyorlar, yolda gidip tekrar durduruyorlar. Bir sevinç var. Ama o sırf ecnebiliğinden, çünkü kendisi bu intizama ecnebi. Herkesi kendi gibi nizam mı bilmez, divane zanneder. Kendi divane fakat diğerlerin divane zanneder. Çünkü intizama ecnebi, yabancı. İşletim sistemiyle yazılımcıyı tanırız ama anlayamayız. Bu programı yazan adamı tanımamamız gibi. Kullanışlı bir program yapmış, mahir bir sanatkar diyebiliriz ama onun göz rengini, boynu, posunu bilemeyiz.
İşte Windows ya da başka işletim sistemleri hepimiz kullanıyoruz. Windows arayüzü güzel, kullanımı güzel, işte yeni bir program daha çıktı diyoruz. Fakat bu programı yapan kişi hakkında bize bir bilgi vermiyor. Boyu kısa mıdır, uzun mudur, saçı sarı mıdır, değil midir? Sadece onun mahir bir sanatkar olduğunu anlayabiliyoruz. İşte kainat da bir işletim sistemi gibidir. Evet, kainatta Allah'ı tanırız ama anlayamayız. Çünkü bu sistemi yazan bu cinsten değil ve sistemin içindeki gibi zaman ve mekanla kayıtlı değil. Ama biz zamansız ve mekansız düşünemiyoruz, takılıyoruz. Mekanı zamanı yapan mekanı ve zamanı yoktur. Bizim sorularımıza almak istediğimiz cevap kainat cinsinden olmazsa anlayamıyoruz. Program dışında olan bir şeye cevap veremiyor. İnsanın en nihayeti kurulumuna bağlı. Nasıl Windows'ta ne kuruluyorsa onun dışına çıkamıyoruz, biz de öyleyiz. Mesela dilimizde zamanı Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün meyvelerin karşılığı olan kodlar programımızda var. Bu sebepten son model karpuz, elma, limon yok. Çünkü sonu da başı da bizde fihristelenmiş emuzeci var. Programımıza tanımlamış. Ama bu aciz bilgisayar programlarında yazıldığı tarihten sonra basit bir donanım eklenirse ona taksak direkt bize yeni donanım bulundu. Yüklenebilmesi için CD'si var mı ya da internette arayayım mı diye soruyor. Çünkü programı yazan da kendisi başka bir işletim sisteminde. Zamandan ve mekandan çıkamadığını gösteriyor bu programı yazanın da. Ama insanda öyle bir program var ki evvelde zaten mükemmel, bu yazılımlar gibi ahirete gittikçe mükemmelleşmiyor. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeki aslisidir. Şualar 218. O çekirdekte her şey olduğu için biz ahire gittikçe mükemmelleşmiyoruz. Evvelde zaten en mükemmel vaziyetteydik. Şimdi bir şey anlatmak için bu ekran koruyucu göstereceğiz. Geldi mi abi? Bunlar aslında programın arkasını ifade etmek için gösteriyoruz. Bunları 1-0 olarak düşünürseniz, reklam yazıları çıkabilir, o bizimize değil. Program çalışırken aslında bizim gördüğümüzün dışında arkada bu şekilde sadece 1-0'lar var. Yani var yok, 1-0'lar var. Hep böyle hareketlidir. Hep böyle hareketli. Onunla ilgili... Eğer hareket olmazsa şu görüntü size tanıdık gelecektir. Bu yayın koptuğunda verilen bir görüntüydü. Aslında yayın koptu denir ama sadece bu yayın gelir. Bu da aslında bir yayın. Sadece gelen yayın bu resmi veriyor. Hareketli şeyleri vermiyor. Bundan maksat yani sadece bir mertebeye mazhar olmuş. Esma-i İlahi'nin birisi gözüküyor. Sadece mesela hayvaniyet ciheti gözüküyor. Yeme içme kalmış. İnsaniyet ciheti gitmiş. Yani şey bu. Yayın kesildi diyor. Değil mi? Böyle mi? Evet abi. Yayın kesildi ama bu da yayın. Bu da yayın. O yayın değil diyor. Değil mi baş? Bu da yayın. Evet. Yani, o zaman bu yayın kesildi diyor ama bu da yayın demek. Senin sani ile alakan kesildi, hayvaniyette kaldın. Evet abi. Donuk bir vaziyet var abi. Sönük bir vaziyet var. Birazdan inşallah o saray misalini de anlatacağız. Bu az önceki o kayan yazılarda sıfırlar olmazsa ifadeleniş de olmuyor. Ekranda bir program çalışırken ya da film oynarken arka planda aslında sadece bir sıfırlar var. Onu bir de yapar mısın? Film seyrederken bu oluyormuş. Ya da program çalışırken de diyebiliriz. Evet, bu evet. Olsun reklam şey olsun kardeşim. Hepsiniz aşınayız bu aleme. Bu arka böyleymiş. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu tanıdık bir şeyden olmuş. Yani mesela benim kolum çalışıyor ya şu an. Arkada bunlar oluyor. 1-0-0-1-1-1-0-0 gibi. Yani bilgisayarda film çalışırken 0-0-1-1-1 gibi. Bu da olurken bu böyle bir şey yok arkada. Başka şeyler oluyor. Bu böyle. Yani bu bilgisayarda seyrederken, dinlerken, ses dinlerken, Kur'an dinlerken, film seyrederken bir şey yazarken arkada böyle oluyor. Hiçbir şeye benziyor mu?
Her şey olabilen bir zeminde bir şey olmaması lazım. Bir şeye benzememesi lazım. Hiçbir şeye benzemiyor. Yine aynı şekilde hard diskin CD'de ya da hard diskin içinde de burada mesela bu ders ya da işte diğer filmler film olarak kayıtlı değil. Ekranda gösterdiğimize benzeyen bir sıfırlar var. Bunun içinde zaman mekan yok. Ya da attığımız filme göre bu CD'nin ağırlığı değişmiyor. 4 GB attığımızda ya da 1 GB attığımızda bunun ağırlığı değişmiyor. Burada hepsi bir yerde. Zaman ve mekan yok. Ha bir de şunu versene şöyle. Evet. Demişti. Erdinç burada mı? Ha gitti. Şu yazılırken gerçi burada yazılımcı var. Mesela Hasan yazılacak. He burada. Böyle sırayla takip etmiyor. A falan değil. He burada, A burada, S burada, N burada. Dağınıktır. Neresi boşsa oraya tek tek kodluyor. Elektrik verildiği zaman onu tek birleştiriyor. Aslında burada bir sıralama yok. Bir orada, bir orada, bir orada. Şimdi bunun yuvarlak olduğu için sağ, sol, alt, üstü yok. Eşeğe böyle tuttuğu zaman mazi, müstakbel şurada var, bu taraf, bu taraf, şu taraf ama burası için bu taraf, şu taraf yok. Yuvarlak olduğu için hepsi aynı. Elektrik onu ne yapıyor? Parçaları bütüne getiriyor. Kuantum mekaniğinde atomun altında enerji hiçbir belirlenişi yoktur. Hiçbir yerde bir şey de yok. Oraya bir şuurlu böyle baktığı zaman ne niyette bakarsa o enerji donup benim niyetim oluyor. Cisimleşiyor. Ve o her yerde oluyor. Nuraniyet sırrı. Evet, kayyumiyet sırrı. Kayyumiyet. Kayyumiyet şu. Şimdi atom altına indiğin zaman buna, bu aleme Newton mekaniği diyorlar. Atom altına indiğince kuantum mekaniği. O şu demek. Artık atomdan inince enerji boyutuna hiçbir belirlenen şekil yok. Hiçbir şey. Orada bir şey olması gereken her yerde. Peki o enerji, yani şu, odun kabul edin, yakın burayı, ya burada duman, nur var. Yani her yerde olan bir şeyi odun yapmak zordur. Burası çok zor onun için. Yani buradaki nuru, narı, dumanı getirip odun yapmak zordur. Şimdi buradaki dumanı çiçekte yapabilirsin, ısıyı da. Hasan'da yapabilirsin, koyunun tüyünde yapabilirsin ama o odundur. İşte o aşağı indiğin zaman diyor fizikçiler, orada hiçbir belirleniş yok. Oradan sudan buz nasıl olacak? Bir diyor şuurlu bir nazar. Şöyle. Niyet neyse. Tak o enerji niyetime göre şekilleniyor. O şekillenen olması gereken her yerde. Bir yerde tutmak imkansız. Orada mucize bir şeyin bir yerde olması mucize. Şöyle baktım bu tarafa o enerjiye. O hislerime göre donmuş. Kayyumiyete bir de böyle bakın. Allah bir an nazarı çekse böyle kainat bitti. Bakış bakış. Bu fiziksel. Arka tarafta sadece bir sıfır var. Orada iyi, kötü, çirkin yok. Zaman, mekan yok. Mülk cihetinde kalanlar, melekute geçemeyenler, zahir perestlik ile gördüğünü aynı hakikat telakki edip rahmet ve kader-i ilahi tenkit edebilir. Şefkatini, rahmetini, rahmet-i ilahiyeden ileri sürüp sakam-ı kalbi, maraz-ı ruhi hastalığına yakalanıp tsunami'de çocuklar niye öldü, masumlar niye öldü, zorba müthiş adamlar niye azap çekmiyor diyebilirler. Arkayı görmediği için. Arkayı görmediği için. Hüdabin zatlar ise aynı zahir içinde hakikati gördüklerinden mahzun ya da ümitsiz olmazlar. Şimdi bir grafik var. Bu az önce anlattığımız bir sıfırın grafiksel görünümü. Yani bu inişler çıkışlar var ekranda. Birler 5 volt diye tarif ediliyor. Çok önemli değil ama sıfırlar da bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bu eğri sürekli olarak bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Burada önemli olan şu, niyet dersinde de bahsedilmişti. Bu sıfırlar olmazsa, yani boşluklar olmazsa bu şey ifade edilemez. Mesela bu şekilde olursa sabit yeknesak bir hayat olabilir. Düz. Düz bir hayat olabilir. Bu insanlar hep aynı şeyi yaşadığı için onun için zaman geçmez. Az önce ekranda gösterdiğimiz yani böyle şu, olsaydı hastalanmış. Şu resim gibi. Bunda sabit. Hep sıfır ya da bir. Bir değişim yok. Yeknesak bir hayat olur. Yeknesak bir hayat var. Diğerinde ise sürekli bir
Esma-i Masariyet var. Arkada o program çalışıyor. Birler sıfırlar akıyor. Evet abi. Bunda da yine o 1-0 gibi başka bir eri ama aynı şeyi anlatıyor. Hayatımızda farklı farklı esmaları masrar olabiliriz. İşte hasta oluyoruz, başımıza bazı hadiseler geliyor. Ama onun hakikatini gördüğümüz sürece o da farklı bir esmanın masariyetidir. Farklı esmanın mertebelerinden masrar olduğumuzu gösterir. Bunu bilgisayarda çizemedik ama yine göstermeye çalışayım. Bizim şey... Derste göstermiştik onu. Sesli dersi dinleyenler görmüştür. Bu şekilde hayatımızın her anını ayrı ayrı kareler düşünürsek en sağda işte hasta, aç, dersten sonra da yine bakabilirsiniz. Farklı farklı bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz, moralimiz iyi kötü. Her halimiz birbirini tutmuyor. Bu da tabii insan olduğumuzun bir göstergesidir. Çünkü hayvanlarda böyle bir geçiş yok. Onlarda moral bozukluğu, moral iyiliği yok. Bu farklı farklı esma-i masrar olduğumuzun göstergesidir. Abi şu tutabilirseniz tutayım. Belli olur mu bilmiyorum ama ben şu şekilde buradan işi... Bak işi arkadaki yazıyı mı? Gözüküyor mu abi? Gözüküyor ama şey yapamam, şöyle onlar tutayım. Göremez. Sonra yine gösteririz inşallah. Şurada mesela hastalıkta... Ya Şafi diyor. Şurada... Ya Rezzak değil mi? Evet. Ya Rahim. Yazıyor ka okuyorum. Ya Mün'im mi? Evet, evet. Ya Adl. Ya Kerim mi? Yok. Ya Rahim abi. Yok ha Rahim, Keyre. Rahim. Yani sonra bir bütünleştir onu. Evet. Ekran ön... Aa işte tek buymuş. Tek adam, evet. Bizim Kadir, tek adam. Bulsunuz. Hadiselerle böyle oluyorsun. 18 bin alemin tezahürü. Unutmayın. Her esmanın her mertebesine mazhar olan bir insan, esma cansız, ruhsuz, hayatsız değil ha. Ne yaptığını biliyor, şuurludur esma. İşte bu usun, hasta yazıyor bak hasta. Burası da sihat. Ama sonra tık 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 tezahür ediyor, tezahür ediyor adam. Ondan sonra gidiyor, kol kola tutmuş. Hani diyor ya, bunlar ne işe yarar bak. Allah Resulü diyor ki, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Size bir soru sorayım. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Uyku ile uyandığın anda yatak değişiyor mu? Uyuduğun yerde, uyandığın yerde aynı. İnsanlar uykudadırlar. He, yatakta gibi. Uyanınca, ölünce uyanırlar. Uyanınca gene aynı yer. Siz diyor, ölmeden önce uyanınız. Ölmeden önce uyanırsan, yani ölünce olacak şey önceden bilmek. O zaman burası orası oluyor. Uyandığın yerdir ahiret. Ahiret uyandığın yerdir. Berzaha geçiş çok kolay olacak uyanmak. Yani geçişte demedim ki zaten orada olmadığını mı gösteriyor? Dünya işidir ahiret. Şöyle diyeyim. Şu anda ben oturuyor muyum? Bu halim dır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 
dökülüyor. Peki, bu gelen canlı ve ruhludur diyor 110 sözlerde. Giden canlı ve ruhludur. Tamam. Peki, mazi müstakbel canlı ve ruhlu ise, o zaman benim şu andaki duruşum sırf istikbalimi, geleceğimi şekillendirmek için bir start yeri. Aslında ben yaşarken oradayım, oradayken burada start veriyorum. Yani benim şu anda yaşadığım ahiret olmuyor mu? Yaşamamla yaşamam aynı, zaman yok. Yaşadığım an ahiret oluyor, yaşadığım an ahiret oluyor. O zaman ben ahireti yaşıyorum. Çünkü insanlar, bir de söyleyeyim, bir sakin dinleyin. Bak, çok korkunç bir mantık kullanmış. Ben bakayım becerebilecek miyim? İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Peki, yatak aynı. Uyuyan ve uyanan da aynı yerde uyanıyor. Uyuduğu yerde aynı. Uyan, peki yataktan uyandın. Neredesin? Uyuduğun yerdesin. Siz ölmeden önce uyanınız. Yani
Uyanınca nerede olacaktın? Yaşarken orada oluyorsun uyanınca. O zaman inandığın dünya, yani şu dünya, orayla burası, bu biraz farkı şu, start veriyor. Ölmeden önce uyanınız. Peki uyanınca nerede olacaktım? Gene de yataktayım, gene de dünyadayım. O hali burada yaşamak, uyanmaktır. Ölüp tekrar dünyaya gelsek abi, yine bu derslere gelmiş. Ne yapacaksın ki başka? Şimdi ben başka bir işten anlamam ki. Ama nasıl çalışmış? Yani bir dershane şey değil, bak çalışıyor. Yani bu ne demek mi? Bazıları diyor, abi okusana metinden. Sana bunları okumak için, bir cümleyi söylemek için en az 5 saat okumuş. Sana bir cümle söyleyebilmesi için Risale'nde olmuş. En az 5 tane defteri, şey, kitabın sayfalarını karıştırmış. Hani bu normal mı yani? Standart hayat, bunu çizebilmek, yapabilmek. Bu ne yapmış? Düşünmüş, okumuş, düşünmüş, hulasalandırmış, size şey yapmış. Aynı zamanda bir komut ile birleri sıfır, sıfırları bir yapmak programı yazan için zamansız ve onun için zorluk yoktur. Dokuzuncu hakikatta denildiği gibi veyahut bir sultanın mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenessü için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde. Bir komut ile bilgisayarda şu anda öyle programımız yok ama yapılabilir. Basit bir program olduğunu da söylüyor yazımcı arkadaşlar. Bir manzara düşünün, dağ ve deniz var. Önündeki işte tepe dağ de, artılar dağ, aşağıdakiler deniz. Şimdi dağ, deniz, denizi dağ yapmak Allah için ne kadar konu. Artı eksi yapacak, eksi artı yapacak. Bir komutta. Arka gelir. Buzda uğraşmıyorsun, suyu değiştiriyorsun. Evet. Arka ekranda her şey bak ne kadar yapıyor. Bak şekillendi. Risale neler seçiyor. İşte bu şahıslandırdın işte. Şu an. Bak şu dağ. Şurası da deniz. Denizin gibi. Artı. Tamam. Ondan sonra ne yaptın? Artı eksi yaptın dibe indi. Eksi de artı yukarı çıktı. Dağ deniz denizi dağ yapmış. Evet. Yani ne kadar kolay oldu şimdi. Ne nasıl oldu? Bilgisayarda vur yumruğunu bıçakla, tornavidayla yapamazsınız. Bilgisayarda, zahirde, ekranda bir şey değiştiremezsiniz. Ama adam klavyeyle tık tık biri sıfırsa, programı yazan için sıfır bir yapamaz mı? Bütün sıfırlar bir. Birleri sıfır yapar. Bütün sistem değişti. Bu kadar kolay. Tık tık. Bu yine sıfırların önemine ilgili niyet dersinde geçmişti. Onu ifade için abi Morse ya da telgrafı çoğumuz duymuştur, görmüştür. Bu şekilde olduğu gibi sesle telgraf çekildiği gibi o tamamen var yoktur. Elektrik var ya da yoktur. Özellikle gemilerde diğer gemiyle haberleşmek için telsizlerin çalışmadığında çok kullanılan bir şeydir. Onu bir programı buldum abi. Ben hem göstereyim hem anlatayım. Şu şekilde şu anda ışık yanıyor. Fakat sürekli ışık yansa bir ifadeleniş olmaz. O aradaki boşluklarla da bir şey anlatılıyor. Yani devamlı yansa değişik olur. Evet. Yanıp sönmesi için arada sönmesi lazım. Bu yanıp sönmenin ifade ettiği manayı o zaman sırf yanan ifade etmiyor. Sönme anı da ifade ediyor. Yani yazıyı ne kadar kıymetliyse o yazıyı gösteren sayfanın ara boşluğu da o kadar değerlidir. Yazının ara boşluğu yoksa yazı da yoktur. Bu lamba sönmese lamba yandığını da bilemezsin. Hiç karanlık yok, pek aydınlık var. Şu anda mesela abi Asa-i Musa kodluyor. Bunu denize tutsak ya da işte anlayamazsın. Şu onu mu kodluyor? Asa-i Musa. Evet, Asa-i Musa kodluyor. Şu Asa-i Musa demek evet. Mi? Evet. Şu tut böyle millete. Bak şu anda Asa-i Musa diyor. Ya sen... Karşı gemiden ders var. Cumartesi dersine niye gelmedin ya Zeytin abi? Bu tabi seste de duymuşuzdur. Telgraflarda da tık 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 bir uzun bir kısa işte o boşluklarla. Şey mesleği olduğu için. O boşluklar da önemli bizim için. Hayatımızdaki boşlukları ifade ediyor. Şimdi bu buraya kadar program 1 dersinin özetiydi. Zihinleri alıştırmak için. Şimdi program 2 dersinin malzemeye geçiyoruz. Bu bilgisayarı düşünün ya da kendi evinizdeki bilgisayarı düşünün.
Sıkmıyorum değil mi abi sizi? Dersine çalışırken. Çok güzel, çok güzel. Aklınıza eğer ifade ediyorsa. En azından elmayı gördüğün zaman, güneşi gördüğün zaman veya şu hareketi görün, arkada başka şeyler oluyor. O arka dediğin şey orası işte. Şimdi bu bilgisayarımızı düşünün. Bu bilgisayarıma girişte bir şifre koyduk. Bizim dışımızda kimse bilmiyor. Bunu açması mümkün değil, çok zor. Onu ifade için, burada bilgisayarın on-off düğmesine bastık, başladı. Bize direkt ekranda soracağı şifre girdir. Bu arkada çalışan programın açılışıdır. Buna algoritma diyoruz, akış diyagramı diyoruz. Bu bilgisayarda olduğu gibi çamaşır makinesinde de böyle, arabalarda da böyle, cep telefonunda da böyle, bütün programla çalışan cihazlarda bu şekilde bir sorgulama var. Bu onun en basit temel anlatımı. Bilgisayarı açtık, bize şifre gir dedi. Şifre girene kadar bilgisayar onun dışında ne girersek girelim açılmayacaktır. Mesela bunu diyelim ki Ayasofya yaptık şifresini. Ayasofya yazmayalım, Bismillah yazalım, Fatiha yazalım, ne yazarsak yazalım, o bilgisayar açmayacaktır. Bu tabi bilgisayarda olduğu gibi hayatta, yani bu tamamen hayatın içeriği, bazı başımıza gelen hadiselerde o şifreyi bizden ister. O şifreye girmezsek o olay gitmeyecek. Birazdan örneklemelere geçeceğiz. Bu çok önemli. Bunu örnek kullanacak burada. Bunu açmaya çalışacağım. O şifreye doğru girmezsek sürekli bakın başa dönüyor. Tekrar başlığa geliyor. Geri tekrar bu yani sorguya. Böyle. Burası kıyas yeri. Şifre doğru mu diyor. Değilse sürekli, çünkü program bu şekilde yazılmış. Buna bizim müdahalemiz yok. Yani Windows bu şekilde kurulmuş. Bunu doğru şifreye girmemiz gerekiyor. Girdiğimizde de evet deyip Windows'u çalıştırıyor. Bu ne demekti? Bu o anlattığın ne demek? Bu algoritma abi, akış. Tamam da yani ne işte kullanacağız şimdi? Şimdi abi Risanur'daki... Geldiği zaman hemen kullanalım. Risanur'daki misalleri buna uydurarak, yani bunu kalıba koyarak bu hakikatle ifadeye çalışacağız ki bize bazı hakikatler zahir olsun. Yani şifre, mesela şifre gir dedi. Yoksa şifre vermiyor, başa dönüyor. Evet, evet. Bu şimdi kendinde ve Risale-i Nur'da ne demek? Mesela niçin kullandın sen bunu? Diyelim ki yağmur yağmıyor, yağmursuzluk zamanı var. He. Ama yağmursuzluk zamanı, yağmur namazı vakti için değil, o duanın yapılması için. He. Yanlış ifade etmedim. Tam doğru ettin. Onu hakikat anlamadığım sürece o tekrar sorgu başa gelecek. Ya da musibet zamanı geldi, hastalık geldi. Biz onun içinde münderiç olan nimeti görmediğimiz sürece kazası eda edilmediği için o süreç devam edecek. O zaman şifresi şu mu? Musibet geldi, bunun için geldi. Evet. O da vazifesini kaza edip gidiyor. Evet, evet. Yoksa o ikide bir tekrar eder. Öyle evet, mi? Tekrar ediyor yani. Edene kadar. Edene kadar. Şimdi açmaya çalışacağım abi inşallah. Tamam. Biraz yabancı olunabilir. Mesela, bu açıldı mı onun? Bu abi diğer örneklemeler. Ha. Birinci sözler mesela, bir kabile reisinin ismini aldı mı? Sağ taraf evet, biz onu yetiştirememişiz. Aldıysa her yerde selametle gezer. Almadıysa daima titrer, dilencilik eder, bütün seyahati boyunca rezil olur. Yani, gözükmüyor mu? Tamam. Bu program, biz buna uymazsak şu anda tercihler belli. Biz istediğimizi tercih edebiliyoruz. Ama etmediğimizde de başımıza gelecek olay da belli. Ha, demek ki şey de bir kabile reisinin ismini aldı. Alırsa ne olur? Her yerde selametle gezer. Almasa daima titrer, dilencilik eder, rezil olur. Doğru mu? Evet abi. Ötekisi? 24'ten 1.6'ını bir bilete ayırmış mı? Evet. Tayyareye binecek. Ahiret hava yolları, yani uçakla gidecek. Diğeri ise 2 aylık bir çölde aç yayan gitmeye mecbur olacak. Allah Allah. Evet. Bu hadise şimdiden belli. Yani o iki kardeş yolun başında belli tercihini yaptığında. Yani şans yok. Yani evet. Ahirette böyle sürprizlik yok. Ama yani sen kardeşim namaza ayırdın mı ayırmadın mı? Evet. Ayırmadığın halde sana sürprizlik, vay be ayırmışım ya. Öyle bir şey. Ha şey yok. Harama nazar etmiş mi? Abim. Nasıl abi? Orada şifre diyorum, bilet almak. Bir öncekinde de kabile reisinin adını almak. He, evet. Aşağıya in. Harama nazar etmiş mi? Biz daha ziyade misalleri yaptık abi, hakikatleri yetişmedi. Harama nazar etmiş mi? Hayır. Terkler ile takvası artar. Vesvese olmaz çünkü tasavvuruna malzeme vermedi, ilmi artar. Eğer harama nazar etmişse nisyan verilecek, derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insanı tahrip edecek. Sözler dönüştür.
Gençliğinde iffetini muhafaza etmiş mi? Evet, samimi hürmet ve muhabbet görecek. Aleyküm bi dinil acayiz hadisine mazhar olacak yaşlığında. Yani gençliğinde iffetini korudun mu kadına diyor. Evet mi hayır? Evet, o zaman samimi hürmet ve muhabbet görecek. İffetini korumamış, leylim leylim yaşamış, ne olur? Sevmek beklediği nazarlardan nefret görecek. Aa ben itiyliğimi kalkılıyorum. O zaman kendini sorgula. Şimdi yine özellikle televizyon ile haberlerle ukde hayatına sihirler yapıldığını söylüyorsak, ya biz ferazi yerine getiriyoruz, hizbimizi okuyoruz, cevsimizi okuyoruz fakat sıkıntılar gitmiyor. Burada Asay Musa günde 10 dakika okuyorum. Asay Musa'nın başında bütün sihirleri iptal ettiğini söylüyor. Hayır olduğu sürece bu başa dönecek. Bu yani, döngü devam edecek. Yani Risale-i Nur şey yaptığımız aldığı namaz vesaire. Evet, ya sıkılıyorum ya. Niye sıkılıyorum? He, onun diye. Evet abi. He. Asay Musa'nın başında üstten dediği gibi. He. Asay Musa bütün sihirleri iptal ediyor. Okuduğumuzda sihir iptal olur. Dima bloku olmaktan kurtulur. Evet. Ya da Risale-i Nur düz okumaktan sıkıldı mı mesela? Hayırsa külliyeti 2-3 defa düz okumaya devam et. Evet ise Risale-i Nur okumak artık... Yani sıkıntı belki olmaz da farklı şeyler arayabilir. Yöntemini değiştir, konu oku, paragraf oku, mevzu çalış diye Risale-i Nur kendisi bize diyor. Yani Risale-i Nur dili gelmiş, oku oku 10 defa, 5 defa okudun. Okulmaktan sıkılıyorum, derse gitmiyorum. Ha, Risale-i'nde sorun yok, sende de sorun yok. Korkma, kendine suçlama. Kimde sorun? Yöntem bilmiyorsun. Okuma şeklini değiştireceksin diyor. Evet. Haberlerden uzak duruyor musun? Bak. Evet. Yes, evham, vesvese olmaz. Şüphe olmaz, ümit ver olur. Eğer uzak durmuyorsan, yes'in zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva habisin izacatından kurtulamaz. Kastamonu 38'de diyor ki, haberleri takip eden, seyredip dinleyen diyor, manevi bir divane olur, aklını kaybeder, manevi bir divane olur, aklını kaybeder, manevi bir divane olur, kalbini kaybeder, manevi bir dinsiz olur. Bak diyor ki, ya abi ben de bunları yapıyorum ama sıkılıyorum. Bir yerde sorun var, bir yerde klinik yapıyorsun yani. Laikaları okuyup uyguluyor mu? Evet, Risale-i Nur talebesi olur. Hayır ise tevil-i sarih, sarih ifadeyi tevil yapar. Bu aşıkı beşik. Yani hiç şey yok. Doktora geldiniz şu anda, muayene oluyorsun. Bakıyorsun arkadaşa ben niye sıkıldım belli. Şimdi o sözlerdeki kıyaslamalara geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Levent abimizin sürekli söylediği bir tefekkürü var. Her şey Bismillah'tan başlar, Risale-i Nur Bismillah'tan başlamış diye. Evet, her hayrın başı Bismillah'tır. Bunu onun için çizdik. Belki tam anlatamamış olabiliriz şekilde. Bu hayır yolu başta Bismillah ile başlıyor. Çünkü yukarıdan hadisat geliyor bize. Biz Bismillah dersek onu bu anahtar kapanıyor, hayır yolu açılıyor. Yani başta Bismillah dediğimiz an... Zed değil ha, hayır. Hayır yani. Hayır olan hayır. Başta Bismillah dediğimiz an, daha Risale-i Nur'un en başında biz Bismillah diyerek, ihtiyar irade meselesinde de şimdi onu anlatacağız. Daha en başta Bismillah diyerek biz bütün kapıları miftah gibi açmış oluyoruz inşallah. Başta Bismillah demenin bir şekilsel gösterimi burada. Yani... Bismillah ile başlamıyoruz. Onunla başlamıyoruz. Ona başlıyoruz. Evet. Evet. Hayır, onunla başlıyoruz. Evet. Ona hayır, başlıyoruz. Onunla başlamıyoruz. Ona başladıktan sonra, onu çözdükten sonra onunla çözmen gerekenleri çözeceksin. Hani Allah da diyor ya, beni tanımak istiyorsun. Evet. Ha, o zaman ilk önce kendini tanı. İlk önce kendini çöz. Bununla çözeceksin. Bunsuz çözemezsin beni. Başta Bismillah bu hayır yolunu açıyor. Diğer şeylerde de göreceğiz. En sonunda ahirde kader karşımıza çıkıp yapan sen değil dediğinde de elhamdülillah diyerek. Hangisi? Onu yetiştiremez abi de. Sonda yani senden kaynaklanmıyor diyerek elhamdülillah diyoruz. Ortada da bu biraz büyütsene. Hadiselerin Cenab-ı Hak'tan geldiğini, hayırı onun gönderdiğini düşünmekte zikir oluyor. Şimdi bu biz elle çizmiştik ama tabii yansıda bu şekilde ifade edememiş olabiliriz. Genelde küçük sözleri bu şekilde sağ ve sol yol olarak ayırdık. Şöyle versene bana.
şu arkadaşlar çekirdek. Çekirdek. Burada çekirdeğin programı. Şu yansısı da bu şekilde. Tam sonra ağacı da bu. Açtı. Hani özü ve açısı diye. Bu küçük sözleri bu hale getirdi. Burası çekirdek. Ne var içinde? Ortayı merak ettim. Abi orada şu gözükmeyen yani. Ene var, ruh var. Ene var ve ruh var. Koymuş. Allah Allah. Allah abisi. Şimdi dıştan başlayalım. Az önce o algoritmayı bunu anlamak için anlattım şimdiye kadar geldiğimiz yerde. Bu sağ taraf melekut ciheti, sünnet-i seniye yolu. O, okunuyor mu abi orası? Bir şey yapayım, ben biraz indir, ben şey yapayım. Güzel, indir bakayım bir aşağıya. Aşağıya indir aşağıya. Bak şimdi. Evet. Ufaksana yazıyı. Tamam. Bu melekut. Evet abi, bu sağ melekut taraf. Melekut ama görmüyorum ki. Aşağıya. İndirsene aşağıya. Ben sola bakıyorum ama o taraftan mı? Aynı, orada da aynı şey gözüküyor. Bak, hadisat evveli nasıl başlıyor? Bir mülkü barındırıyor, yani şu atom, mülk ciheti, cismaniyet. Bir de melekut ciheti var, yani fizik ve metafizik diye desek, buz ve su. Şimdi çık yukarıya, bunu simgeleyen irade ve ihtiyardır. Aç onu biraz. İrade meleküte bakar. İhtiyar ise mülke bakar. Hazır zamana muhtelardır. Hazır zamana muhtelardır. Bu mu o mu o mu? Gaybiye yapamaz. Bununla, bunu terk et, gaybta cennet yapar. Öyle bir şey yapamaz. Öyle özelliği. İrade ise hazırı bırak, şu günahı bırak veya şu nimeti bırak, sana cenneti şunu vereceğim. Bunu yapabilen ancak iradedir. Evet, şimdi abi. Devam et abi. Bu sağ yol, birazdan açacağız orayı inşallah. Bu yolu seçen kim? Ne buraya kuvvetlendirir, ne keser? Bu yolda yine az önce ifade etmeye çalıştım. Sakın gururlanma, bu yoldayım diye. Yapan sen değilsin. Haddini bil diye kader karşımıza çıkıyor. İrade, ibadetullah sıfatıyla vicdanı aktif eder. Dua ve tevekkül meyelan-ı hayra kuvvet verir. Bu sağ yolu seçmemize. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile geleni onaylıyoruz veya reddediyoruz. En altta da kesb-i şer, şerdir, halk-ı şer, şer değildir. Yine sol tarafta ihtiyar ile bu yolu seçen kim ne, buraya ne kuvvetlendirir, ne keser. Sakın mesul değilim deme, evet seçen sensin, cüz ihtiyarın var, mükellefsin. Sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. İstiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. Seyyiatı isteyen nefs-i insaniyededir. İnsaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile. İnsan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz nefs-i kafirin. Sol taraftaki yol, batnındaki çirkinlikler zahirine aksederse sol taraftaki gibi görüyoruz. Dışı açtım, birazdan göreceğiz. Sağ taraf sünnet-i seniye yolu. İç tarafa geçelim. Yani misaldeki mevzuları evet. Şematik olarak gösteriyor. Şimdi hepsi sadece alışmış olduk. Bu evet, kendimizi sorgulamak için aslında bir şey, reçete. Niye böyle oldu? Bu niye başıma geldi? Neden bunu yaptım diyen ve kendine dönüp kendini tahlil etmek isteyenler için bir reçete. Sağ taraf mutikanın ilahi yolu, hayat-ı bakiye yolu. Sol taraf asi ve hevaya tabi yolu, hayat-ı faniye yolu. Birinci sözden itibaren bakalım. Mesela sağ taraftaki kardeş mütevazi, bir reisin ismini alır. Her yerde selamette gezer, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz, padişah kuvvetine istinat eder. Sol taraftaki ise mağrur, bir reisin ismini almaz. Kendi namıyla hareket eder, daima titrer, daima dilencilik eder. Öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Bak 0-1 ha? Evet, 0-1 abi. Yani fiziksel ve bilgisayardaki karşılığı. Bilgisayar, bak usta böyle şey yapmış. Evet, Windows. Sağ yol yine Cenab-ı Hakk'ın emrini imtisal edip, benim istediğim Allah istemiyorsa konu kapanmıştır deyip, tam teslimiyetle sağ yol tercih edenlerin halleri ve sıfatları bu sağda gördüklerimiz. Solda ise ama diye söze başlayan, asır başkalaşmış, zaman değişmiş diyenlerin ya da bizim diyen yanımızın dışa vuruşu. Evet. İkinci sözde yine Hüda bin Bahtiyar, Hüdaperes, Hakendiş, güzel ahlaklı, nazarında pek güzel bir memlekette. Bak şu ikinci söze.
Bak sağ taraf ikinci söz, evet. Sol taraf ikinci söz, diğeri, üçüncü söz, evet, tamam. Üç. Üçüncü söz. Hodbin talihsiz, Hodgam, Hodendiş, Bedbin nazarında pek fena bir memlekette. Şimdi bunları anlatıyoruz. Bunların maksat, bizde bunların hangi sıfatı gözüküyor? Mesela sürekli işte haberlerle özellikle yine meşgul olan üstadımız laikalarda en çok haberlerden uzak durun dediği için en çok örnek vermek istiyorum. Ondan başka laikada vurgulanan bir mevzu var mı hatırlayanınız? Siyasetten uzak dur kadar bir mevzu işlenmiyor. Mesela üçüncü sözde evham sahibi diyor. Şurada her eğer okunuyorsa. Eğer evhamımız varsa demek ki biz... Biraz da büyütsene. Bu sifon olmadı. Şurası. Şöyle kaydır. Oraya mı? Şurası abi. Eğer mesela bizde evham var. Evham olduğuna göre demek ki bu sıfır kodunu veriyor. Biz işte elimizde bu reçete var. Daha kabre gitmeden en üstte yazmıştık ama orada kabirden önce bir test. Eğer sol yoldaki sıfatlar sende gözüküyorsa hemen terk et. Yani kendimizi bu Risale-i Nur'daki meseleleri bu şekilde ayırarak hangi sıfat gözüküyor, biz hangi yoldayız? Kendimizi tahlil ediyoruz. Hmm. Kendimizden çıkıyoruz, kendimize bakıyoruz. Mesela evham sahibiyiz. Evham sahibi sağ yoldaki kardeşte gözükmüyor. Onun sıfatı değil, vasfı değil. Sol yoldaki kardeşin vasfı. Demek ki biz sol yoldayız. Hemen arabanın direksiyonunu sağa çevirmek gerekiyor. Orayı terk etmek gerekiyor. Yani bir yerde bir sorun var. Niye evham var ya? Bir yerde bir sorun var demek ki. Hemen. Bir yerde bir şey var yani. Hemen birazcık alacaksın kardeşim. Arabayı devirmeden. Evham sahibi tabii yine bu haberlerden az önceki algoritmada da göstermiştik. Yeysin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden kurtulamaz diyor. Çünkü haberleri izliyor evham sahibi. Fakat dördüncü meselede... İn aşağı orada. Bu şey abi şu... Ben burada değil. Dördüncü meselede üstadımızın dediği... Ama üçü bir büyütsene görmediler. O yazıyı da görseler. Sağ tarafı mı abi? Sağ taraf okumadılar herhalde. Bir büyüt onu. Tamam. Okur musun abi sen? İntizam-ı askeri var. Sağ yolda. Nizamı seven buradan gidiyor. Nizama tabi olmak isteyen. Hiç zararı yok. Onda dokuzu büyük kâr ve rahatlık görüyor. Bu yolda dört okkalık bir çanta taşımak zorunda. İki kıyalık bir miri silahı taşımak mecbur. Bu yolda kalbi ve ruhu rahat. Çünkü nizam ve intizam var. Ona tabi oluyor. Bu yolda giden emin. Yine eğer kendimizi emniyette hissetmiyorsak, kendini emniyette hissetmeyenler için, demek ki yine sağ yolda değiliz. Çünkü iman ona bir emniyeti tamme verir diyor. Tam münevvere bir kalptir. Emin çünkü imanı ona bir emniyeti tamme verir. Eğer böyle huzursuzluk varsa, kendimizi rahatsız hissediyorsak, demek ki yine sol taraftayız, sağ tarafta değiliz. O evhamı anlatacaktım abi de yine şeyden. Anlat onu. Üstadımız, üstadımıza soruyorlar niye İkinci Dünya Savaşı'nı merak etmiyorsun, meşgul olmuyorsun diye. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda meşgul olursa abi, küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz diyor. Sağ yoldaki kardeş için. Şimdi meşgul olduğunuz şey boyutunda bizde bir şey açılıyor abi. Evham da o boyutta geliyor. Küre arz kadar meşgul olursak bir hadiseyle bu sefer küre arz kadar evhamla uğraşmış oluyoruz. Çok harika. Anladık mı arkadaşlar? Çok güzel. Meşgul olduğun sağdan paket geliyor sana. Evet. Küre arzında takip edersen, Türkiye'yi takip edersen Türkiye büyüklüğü kadar evham gelecek. Dünyayı takip edersen dünya kadar gelecek. Onun dışında da evham yok değil mi abi zaten? Yok. Küre arzı. Yani en büyük şeyden aslında üstad orada bize bir yöntem gösteriyor ve İslam mukadderatıyla alakadar diyor bu mesele. Şaka geliyor biliyor musun? Kastamonu 38'de diyor ki haberleri merak ile takip edip seyredip dinleyenler diyor. Aklını dağıtır, oyun geliyor ha oyun. Aklını dağıtır manevi bir, ne olur? Divane olur. Kalbini dağıtır manevi, dinsiz olur. Ne demek Allah'ın rububiyetini, ne oluyor ya, ne olur olur, olmaz olur mesela. Arkayı görmediği için Allah'ın rububiyetini reddediyor içten. Anlamıyor ya arkayı. Reddediyor.
Şeytanla da eşdeğer tutuyorsun abi üstad. He? Şeytanla da eşdeğer tutuyor. Yani özümden şeytanla siyaset diyorsun. Şeytanla eşdeğer tutuyor. Yani o kadar. Ama o kadar korkunç ki itimat ettiğimiz halde ustada Risale-i Nur'a, Mücedid'de girdiğimiz halde bu dersi dinleyip ertesi veya arabada gene radyo açabiliyoruz. O zaman bak şimdi bu dersi dinleyeceksin. Radyo gidince arabada açacaksın. Açmayacağız. Güzel. Kapıyı açıyoruz çünkü. Kapıyı açtı mı hiç şansın yok. Gireni kontrol edemeyiz. İmam Azam öyle demiş değil mi? Şu kapıdan gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa o yollara hakim olamazsın. Bedene de zararı var. Yani. Bu şekil tabi kaderin altyapısında olan nizam, intizam. Asıl onu göstermek, kaderdeki nizam, intizamı, tebaiyeti göstermek için bu şekilde yaptık. Sağ yolda giden kardeşin hareket tarzı, alemi gaybde güzel karşılık bulan haller. Fıtrata uygun, fıtratın istediği şeyler. Sol yolu tercih edince programda, sistemde bir boşluk açılıyor. Surda bir gedik açılıyor. Ve maddi ve manevi sıkıntılar bu boşluktan esen rüzgarlar buradan içeriye giriyorlar. Bu adamın giriş yolu sünnet-i seniye dışındaki yollar. O yolu içimize biz açıyoruz, biz aktif ediyoruz. Yine dördüncü sözde, bu örnekler tabii çoğaltılabilir. Ben esaslarını almaya çalıştım. Mesela namazdan hoşlanmaz diyor dördüncü sözdeki sol yoldaki kardeş. Gafil namazsız insanlar diyor. Sağ yolda ise namazını şevk ile kılar. Mütedeyyindir, ruhu, kalbi, aklı rahattır. Yine 8. sözle aynı şekilde. Suizan sahibi isek 8. yolda sol taraftaki kardeş içindeyiz. Vahşet içindeysek, elin bir dehşetteysek, suyu fehim sahibi isek bunlar hep sol taraftaki kardeşin vasıfları. Sağ taraftaki kardeş ise hüsnü zan sahibi. Güzel fikri var. Güzel hülyalar ediyor. Mesela aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyen getiriyorum diyen sağ yolda değil, kendini sorgulaması gerekiyor. Çünkü sağ yoldaki kardeşin aklına güzel hülyalar geliyor. Güzel hülyalar eder diyor. Hayalini israf etmiyor. Ama sol yoldaki kardeş değil. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor dediğimizde direkt bunu sorgulayıp sol yolda olduğunu, o bizden kaynaklanmadığını, işte Hasan abinin çok anlattığı benim ruhum, benim nefsim, ben diyendeki bu sol taraftaki benim nefsimden geldiğini tahlil edebiliriz. Yine 23. sözden bir yer aldık. Sağ taraftaki kardeşin yolunda sarayın kapısında sönük bir vaziyet var. Kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba sakin bir kapıcı. Efendi en yukarıda padişahla muhabir edip kendine has ulvi vazifelerle meşgul oluyor. Eğer biz bu sarayın vasıflarını göstermiyorsak, bazı saraylar var çünkü duruşu, timsal, vakar. Eğer biz o sarayın haletlerini, vasıflarını göstermiyorsak, bir an önce o saraydan ikametgahımızı almak gerekiyor. Bir an önce oradan taşınmamız gerekiyor. Kendimizi buraya baktığımızda zaten hangi sarayda oturduğumuzu buradaki şıklardan görebiliyoruz. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Yine diğer yansımız. O da normalde şu şekilde. Onu da göstereyim. Bunu özellikle ağaç şeklinde yapmaya çalıştık. Tam orada olmamış olabilir. Bu taraftan gözüktüyse. Bunda da yine küçük bir çocuk eline aldığı kuşu veya sineği öldürdüğü zaman ahkam-ı ilahiyenin düsturlarına zıt hareket ettiği için başını düşüp kırar diyor. Eğer eve çıktıysa. Yine bir kabile reisinin ismini almış mı? Hüdabin mi? Eğer Hüdabin ise nazarında pek güzel bir memlekete düşüyor. Hayır ise nazarında fena bir memlekette. 24'ten 1.6'ını yine bir bilete vermiş mi? Padişaha itimat ediyor mu? Evet, ediyorsa o seni bırakmaz. Hayır ise sana asidir der, ceza verirler.
Görünüyor mu? Yine bu şöyle önce bir küçük yapalım. Aslında o da bu ağacın çizimi ama olmadı. Normalde burada o şey görünmez yazıyı da gösteren kaleme tuttuğumuzda bir ağaç şekli gözüküyor. Burada şimdi tam belli olmayabilir. Ya da bu ağacın içinde o algoritma var. Devam ediyor. Yani onun dışı ağaç ama içinde bu algoritma var. Şimdi bir misalle bunu anlatmaya çalışacağım. Hayalen biz dünyaya geldiğimizde bizimle beraber şunu da göstereyim. Bizimle beraber incirden nara kadar bütün meyvelere havi bir çekirdek bulunsa. Şunun gibi bir çekirdek bulunsa. Biz doğduğumuzda bizimle beraber yeşerip büyümeye başlasa. Biz 1 yaşındayken 1 yaşında, 2 yaşındayken 2 yaşında, 3, 4, ta 15'e kadar, sinlik teklif yaşına kadar bir gövde olarak dallara ayrılmadan büyüse bu şekilde. Yine 15 yaşına kadar da meşiyet ilahinin düsturlarına havi şeriat-ı fıtriyenin ahkamına muhalif hareket ettiğinden dal yani dalalet gövdeden ayrılmak istese fakat şimdilik müsaade yok orası budansa aynen şurada gözüktüğü gibi hakikatinde daha az önce vardı zaten şurası budansa 15'e geldiğimizde ise o ağaç iki dala ayrılsa 15'e kadar bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi 15'te artık dal ayrılmaya başlıyor. Bu 15, sindi teklif olan 15 yaşa işarettir. Evet, her yaptığımız amel hasenatımızın güzel bir karşılığı. Ağacın sağ tarafında cennetimizin çekirdeği, belki cennette alacağımız lezzetin, mükafatın, karşılığın donmuş hali olarak Tuğba'yı cennet çekirdeğini taşıyan meyve olarak gözükse. Her yaptığımız hasenat bir ağaç hayal ediyoruz. O ağaçta her yaptığımız hasenat bir cennet meyvesi olarak gözüküyor. Sol tarafta ise işlediğimiz her seyyiata mukabil cehenneme gidecek, oranın tohumu olacak, tohumları içinde olan meyveler çıksa. Yine sol tarafta her yaptığımız seyyiatta da o ağaç sol tarafta bir meyve veriyor. Sonra birisi görünmeyen o ömür ağacımızı bize resmetse ya da gösterici bir madde ile gösterse, sağ taraftaki meyveleri gördükçe oralardaki vazifeyi güzelce yapmaktan gelen lezzeti his ederek adeta cennetteki lezzetleri tatmış olmaz mıyız? Yani düşünün biz büyüdük, 65 yaşına geldik, bize 65 yaşında bir ağaç gösterdiler. Daha sinir tekliften o 65 yaşımıza kadar meyveler vermiş. Sağ taraftakiler hep yaptığımız hasenata mukabil meyveler. Ve o meyveleri gördüğümüzde cennetin donmuş bir hali gibi olduğu için ondan bir lezzet alırız, bir tat alırız. Cennetin mukabil olduğu için. Çünkü akıbet ikaba delildir diyor. Sol tarafta da yaptığımız seyyata karşı zehirli muzur meyveleri görsek. Yine sol tarafta verdiği ızdıraptan cehennem bir haleti yaşatmaz mı? O yaptığımız seyyatlar. Şimdi böyle bir ağacı bize gösterse okuyun içindeki ahmak kardeş gibi kalan son zamanımızda bu işlerin tesadüfü olmadığını anlamayıp zevalinden elem aldığı lezzetleri tekrar yaşamak için bir kısmı zehirli ve muzur olan meyveleri yer misin veyahut bu işler tesadüfü değil gizli bir hakim beni tecrübe ediyor diye derk edip tövbe edersin. İşte o ağacın belki bir timsali demişiz. Bu ağaçta da gördüğünüz gibi insan çekirdeğe benziyor. Yine bu çekirdek mazin hülasası geleceğin mukaddemesi. Akıbet ikaba değildir. Çünkü amelin neticesi cennet veya cehennemden haber veriyor. Yaptığımız bir amelde o amelden sonra bize vicdanımızın hissettirdiği o amel hayır mıdır değil midir direkt bize cennet ya da cehennemden haber veriyor. İman cennetin bir çekirdeği, Tuğba'ya cennetin çekirdeğini taşıyor. Burada yine elhamdah dersek orada elhamdah yiyoruz. Bu ağaçta şecere hilkat gibi kökleri yukarıda, gövdesi aşağıda. Zaman-ı Adem'den şimdiye kadar alem-i saniyetin etrafında dal budak salan nurani bir şecere Tuğba ile müthiş bir şecere zakkumun çekirdeği. Onun misali.
Şimdi bir çok az bir yansımız kaldı. İşini anlatacağım. Bu da ihtiyar ve iradeyi anlatmak için hazırladığımız yansının dışı. İrade yine sağ taraf, ihtiyar sol taraf. Başta Bismillah diyerek az önce de anlatmıştık. Allah namına, Allah'ın adıyla kendi başına, kendi ihtiyarıyla hareket eden kardeş gibi değil, bir reisin ismiyle hareket eden kardeş misali iradeye geçip nihayetsiz kudrete, rahmete Rabb diyor. Her şey ona açılıyor. Yine onun da iç tarafı burası. Bir beyaz yansımız. O da aslında bu şekilde yansıda ifade etmek zor olduğu için bunu. Yine yazılım da bu şekilde. Biz onu yansıya çevirmeye çalıştık. Yine sağ ve sol yol var. Sağ tarafta hareket eden irade ile hareket ediyor. Mazi, hal ve istikbale birden bakar, tercihini ona göre yapıyor. İmam-ı Mübin'de. Sol tarafta ihtiyar ile hareket eden, cismani hisleri, zahiri dışa bakan zevklenmeleri tercih eden tarafımız, bunun mahkumu isek ihtiyarda oluyoruz. Bu sol taraf gece daha baskın, sağ taraf gündüz daha baskın. Tam münevveril kalp diye geçen yine küçük sözlerde sağ tarafta hareket eden kardeş, diğeri sol tarafta tam münevver akıl fakat kalpsiz feylesofun yolu, hudutludur, dünyaya bakar. Sağ taraf iradeyle hareket eden ahirete bakar. İradeyle hareket eden mevcutlar arasında olmak ile beraber mevcudu gayb ile mukayese edebilir. Bu yolda nizam ve intizama tebayet var. Yolun başına gelecekler müstakbel olduğu için şimdiden o tercihleri yapabilmek iradeye gerektirdi. Küçük sözlerde yine hep sağ yoldaki kardeş sağ yolu tercih ediyor. Çünkü irade ile hazır zamandaki tercihleri yapmıyor. Yine 7. sözde de o gel işret edelim, işte hoş şarkıları dinleyelim diyor. İhtiyarda olan onu tercih edebiliyor. Ama iradede olan o zamandan çıkıp daha ilerisini mazi ve müstakbeli gördüğü için onlardan uzak duruyor. İrade ile bakan Allah'ın nuruyla hadiselere bakıp yorumladığı için mümkün olur, sarsılmaz. Yese zulmete düşmez, hapiste değildir. İradede olan tabiri caizse filmin başını ve sonunu beraber izliyor. Sırf oradaki kötü bir sahneden, işte ölümlü olduğu bir sahneyi görmüyor. Filmin başını ve sonunu izleyebiliyor çünkü çekirdeğe geçmiş. İmam-ı Mübin nazarına bakıyor. Cüz-i ihtiyardaki ise ihtiyarın dizgini hissin ve cismin elinde, mazi ve müstakbel yoktur. İhtiyar mevcut olanlar arasında seçim yapabilir. Mahalle-i maksuda yetiştiğinde asi ve kaçak cezası göreceğini seçemedi. Haldeki zahir bir hiffet ve yalancı bir rahatlık yolunu tercih etti. İhtiyarda olan sadece kudretin tahallük ettiği halde kalır, kitab-ı mübin nazarına sahip olur. Evvel ve batını görmediğinden yese düşer, zulme düşer. Yine ihtiyarımızdan vazgeçemiyoruz, iradeyle geçebiliyoruz. Bu asrın hastalığı bile bile zararlı yolu elmas yerine cam parçalarını tercih etmek olduğu için bundan kurtulmanın çaresi de Allah-u Alem bu asırdayken bu asırda olmamak. İradeyle bu asrı hal şimdiki zaman olarak düşünüp bu asırdan sıyrılıp çıkmak mazi müstakbele geçerek olabilir. Şuraya mesela bu asır düşünürsek, şuraya gösterelim. Burayı bu asıl düşünürsek, yüzyıl olarak düşünürsek sadece şu hal değil. Bu asırdaki hallerden çıkamıyoruz. Gittikçe de dehşetleniyor. O zaman bu asırdan çıkmamız gerekiyor. İrade ile oluyor o da. İhtiyarla çıkamıyoruz. Yine üstadımız hal aldatıyor, aldanmayınız. İstikbal hesabına konuşuyor, öyle dinliyor, dinleyiniz diyerek bize hadiselere bakış yönümüzü gösteriyor aslında. Yani şu halde şimdiki zamandaki hale bakmayınız diyor. Aldatıyor. İstikbale bakınız diyor. Yine tevekkül ile bela yüzüne gül ta o da gülsün. O güldükçe küçülür eder tebeddül diyor Risanur'da. Bu gülen adam resmini o yüzden koyduk. Yine tevekkül ile bela da gülmek o hadisenin geldiği anda oluyor. Bu karede oluyor yani. Hadise geldi. Karşımıza çıktı. Tevekkül ile burada gülersek diğer bütün yerlerde de gülüyor. Ama tam o ihtiyarla, yani o ihtiyarın iradenin olduğu yerde oluyor. Şimdiki zamanda oluyor. İhtiyarda olan sadece burayı görüyor. O az önceki misallerde de, küçük sözler misalinde de sadece burayı görüyor. Bundan sonraki kareleri göremiyor. Sadece burada kıyas yapabiliyor. O da nefsani olduğu için
cismin hoşuna gideceği şeyleri seçiyor. Üstad cüz-i ihtiyarını terk ettiğini söylüyor. Sözler 210'da. Yine cüz-i ihtiyarın meydan-ı cevelanı şu kısacık, şu zamanı hazır ve anı seyyaledir diyor. Senin yolunda o cüz-i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum diyor. Evet, sen hala beşeriyette misin? Akıl beşerdir, şaşar, darul mesel olmuş sözü, ihtiyar ile hareket eden, akıl ile bahsettiğimiz yollardan hangisine gideceğine şaşar olmasın. Acaba ihtiyar terk ile beşeriyetten de beşeriyetinin de mi çıkartıyorsun, aslına dönüyorsun? Zira herkesin her günde şu alemde mahsus bir alem var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynada görünen muhteşem bir saray, aynenin rengine bakar, siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür, hem onun keyfiyetine bakar. Yine mazi, müstakbel, iradeyle hareket edeceğin evvel, ahir, zahir, batın hepsini bir görür. Yukarıdan yüksekten bakan bir aynaya bakar gibi. Yani buradan aynaya, aynadan sırf buraya değil her yere, mazi müstakbele birden nazar eder. Sanki nazarı imamına çıkmış gibidir. Onun nazar ile hadisata bakar. Allah caniminden kudretin azameti altında kader-i ilahin izini, yüzünü, özünü müşahede eder. İmam-ı Mübin kader defteri olduğuna göre. Onu bir şekilde anlatmaya çalıştık. Buraya ezel aynası düşünürsek, buradaki adam sadece buraya bakıyor, kendini görüyor. Buradan sadece kendini görür. Hazır zamana mahkumdur, ihtiyardedir. İradede ise bu aynaya baktığında, tabii bu ayna bundan çok daha yüksekte, müstakbele ve maziye bakabiliyor. Buradan oraya, oradan her yere bakabiliyor. Nazarın yüksekliğine. İmam-ı Mübin'e bakıyor, oradan hadiselere değerlendiriyor. O yüzden evhamda değil, şüphede değil, metin sarsılmıyor. Ama bu sadece kendini görüyor, boy aynası gibi. İhtiyarla iradede yine cüz-i ihtiyar silah-ı insani diyor. Onun nakıs olduğunu söylüyor üstad. Askerlikte silah altına alındığında herkese bir silah verilir. O silah ile bizim savaşabileceğimiz ya da muhabir edebileceğimiz mesafe bellidir. Ama mesela bir savaş uçağına binsek ya da bir tanka binsek o silah ile binemeyiz. Savaş uçağına binip de o silahla aşağı ateş edemeyiz. O silahı bırakmamız gerekir. Ya da yanımıza almamız gerekir. İhtiyar işte o silah gibi. O silahı bırakıp mesela tanka biniyoruz. Tankın içine bindiğimizde piyade tüfeğine bir şey yapamayız. Çünkü daha büyük bir silaha sahip olduk. Ve gözümüzün gördüğünden daha ilerisine de ateş edip daha oraya gelmeden, müstakbele gelmeden bizim o başımıza gelecek olayları, hadiseleri başımızdan def edecek bir silaha sahip olduk. İşte irade bunun gibi. O tanka bindiğimizde uydu vasıtasıyla müstakbeldeki ya da mazideki geriye de dönüp de atış edebiliyor. Ya da bir dağın tepesinin arkasındaki oradaki düşmana da atış edebiliyor. İradeyle bir tanka binmiş gibi ya da uçağa binmiş gibi küçük silahımızı bırakıyoruz ama daha büyük bir şeye sahip oluyoruz. Son bir yansımız kaldı, onu da anlatalım. Az önceki yansı gibi yine biz buradayız. Başımıza gelenler adetullah'a verilen siparişler olduğunu unutma. Biz şu anımızda eğer evham sahibi değilsek, güzel görüyorsak, güzel düşünüyorsak, bu zarfa koyduğumuz bir şey gibi. Aslında burada kendimizi koyuyoruz, o halimizi koyuyoruz. İleride karşımıza çıkıyor. Buradan gidiyor, burasını o, yine o adamlar gibi düşünün. Karşımıza çıkıyor. Daha müstakbelde yine elhamdülillah diyoruz. Zarfın içine elhamdülillah koyarsak, müstakbelde yine elhamdülillah diyoruz. Eğer buradayken oradaysan daha içine koyarken yersin. Eğer o zaman mevhumumuzu da ortadan kaldırdıysak müstakbelimiz de şu anki gibi iyidir. Ama buraya yine kötü halimizi koyarsak ileride işte bu sıkıntı nereden geldi, bu da nereden çıktı diyemeyiz. Çünkü biz onun içine koyduk. Bu da burada karşımıza çıktı. Evet, yansılarımız bu kadar. Program dersi yetiştiği kadar anlatmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Son tetimli olarak yani bu dersin niye adı program? Sikitas Sigaybi'de bir ifade var. Sayfa 9 olması lazım. Bir kursalarımız. Sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı yapıp neşir ve tatbik edecek diyor.
Dersimiz adı da program. Evet abi. Allah razı olsun abi. Allah rızası için El Fatiha. Tamam.